Ben Murat Mustafa Arman, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapıyorum. Bakanlığımızın yaklaşık bir ay önce başlatmış olduğu TürkSat Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen ve işte yapımına başlanmış olan ismi Uydu Destekli Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nden bahsedeceğim. Yani bu proje tamamen ülkemizin ulusal AUS mimarisini oluşturmaya yönelik bir proje. Ben de bu kapsamda hangi tür çalışmaları yapacağız, onlardan bahsedeceğim. Yani bu kapsamda neler yapacağız, hangi başlıklarda hangi tür çalışmaları yapacağız, bunları biraz da belediyedeki arkadaşlara işte bahsedecek olmamızın nedenlerinden bir tanesi de şimdi biz bu çalışma tek başına bakanlığın oturup da böyle tek başına yapacağı bir çalışma değil. Yani bu kapsamda birçok paydaşla beraber, bu paydaşların içinde işte belediyelerimizin birçoğu var. Özellikle büyükşehir belediyelerimizin hepsi var. Onun haricinde bütün kamu kuruluşları, kurum ve kuruluşları var. Onun haricinde işte AUS'la ilgili İşte bir takım planlama çalışmaları yapan, işte bir takım sistemler yapan, uygulayan, üreten firmalar da dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere bu çalışma kapsamında birçok paydaşla görüşmeler yapacağız. Ve bir konsorsiyum şeklinde bir çalışma yapmış olacağız. Yani bakanlık oturup da tek başına şunu demeyecek açıkçası. Yani benim işte bu tarz çalışmaları yaptım, mimarim budur değil. Bunu bir geniş bir konsorsiyumla yapacağız. Onu da şimdi anlatacağım nasıl yapacağımızı. AUS mimarisine neden ihtiyacımız var? Şimdi ülkemizde az önce de Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi AUS yatırımları çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani farklı telden bir sürü AUS yatırımları yapılıyor. Her belediye kendine göre bir takım yatırımlar yapıyor, bir takım sistemler oluşturuyor. Şimdi birincisi bunlara çatı olmak, yol göstermek ve bu sistemleri, bu yatırımları bir ortak paydada buluşturmak gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü yeni sistem yapılıyor. Her yerde baktığınız zaman belediyeler açıkçası güzel çalışmalar yapıyorlar. Güzel sistemler ortaya koyuyorlar. Bu sistemlerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor açıkçası. Gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sistemler geliştirebilmek gerekiyor. Yani biz ilk önce vatandaşın ihtiyaçlarını bir öğrenmemiz gerekiyor ki onlara cevap veren sistemler geliştirmemiz lazım. Ulaşım modlarının birbiriyle entegrasyonunu sağlamak gerekiyor açıkçası. İşte bizim aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi işte demir yolu, hava yolu, deniz yolu, karayolu, haberleşme sektörü var. Şimdi daha önce bir takım çalışmalar yapılmış bu mimari konusunda. Daha çok işte karayolu sektörünü öne alacak şekilde çalışmalar yapılmış. Bizim amacımız burada açıkçası tüm sektörleri göz önüne alarak birbiriyle uyumlu, entegrasyonlu sistemler geliştirmek, bu anlamda çalışmalar yapmak amacımız. Şimdi bir de yaklaşık bundan bir sene önce işte resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle beraber işte yayınlanan ve tüm belediyelere gönderilen bir ulusal akıllı ulaşım sistemleri strateji belgemiz vardı. Bu kapsamda biz bu çalışmayla ilgili bütün belediyelere yazılarımızı yazdık. Her belediyenin hemen hemen birçok belediyenin daha doğrusu bir takım eylemlerle ilgili görevleri vardı. Onlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Belediyelerimiz sağ olsun işte gerek bu eylemlere hakikaten gönüllü olarak veya bir stratejileri olarak bu eylemlere büyük katkı sağlıyorlar. Bu katkılar şu ana kadar bizleri bir anlamda tatmin etti ama
bunların devamının da gelmesi gerekiyor. Şimdi bu strateji eylem planında bizim eylemlerimizden bir tanesi de ulusal akıllı ulaşım sistemleri mimarisini kurmaktır. Evet, bu projemizin amaçlarından kısaca bahsedeceğim. Zaten Mustafa Bey genel olarak çoğundan bahsetmişti. Az önce de söylemiş olduğum gibi karayolu ve haberleşme sektörleri başta olmak üzere ulaşım sektörlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak. Bu entegrasyonunu da sağlayarak ülkemizin ulusal AOS mimarisini ortaya koymak. Şimdi bir takım çalışmalar yapacağız. Bir ulusal AOS mimarisi ortaya koyacağız. Fakat ulusal AOS mimarisi ortaya koymadan önce ülkemizdeki mevcut durumu bir analiz etmemiz gerekiyor. Yani belediyelerde, işte kullanıcılarda bunlar işte sistem yapan, üreten, imal eden, uygulayan, bakımını yapan bütün işte firmalarda durum nedir? İşte bizim özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüzün birçok çalışması oluyor. Bölgelerdeki durumumuz nedir? Belediyelerdeki işte hangi sistemler kuruluyor? Mevcut durum nedir? Bunları analiz etmek gerekiyor. Ve bu analizler neticesinde işte bir takım işte analiz çalışmaları yapacağız dedim. Yani belediyeleri ziyaret edeceğiz, paydaşlarla toplanacağız. Onun haricinde bir de yayalar, sürücüler, şoförler bunlarla da bir takım anketler yöntemiyle onların da isteklerini almış olacağız. Onların da durumunu almış olacağız. Ve bu belirlemiş olduğumuz işte yapmış olduğumuz bir takım analiz çalışmaları neticesinde ülkemize dair detaylı bir yol haritası ortaya koymak amaçlarımızdan bir tanesi. Az önce Mustafa Bey de bahsetmişti. Yani bilgi, iletişim ve kontrol teknolojileri son yıllarda hızla artmakta. Biz bu yapmış olacağımız mimari çalışmasında ve gelecekte uygulanacak olan akıllı ulaşım sistemlerin içerisinde bilgi, iletişim ve kontrol teknolojilerine işte yoğun bir şekilde yer vermek istiyoruz. Yeni nesil ulaşım teknolojileri var. Yani işte kooperatif ağustan tutun, araçtan işte merkeze gibi bir takım haberleşmeler var. İşte otonom araçlar var, uydu haberleşmesi gibi. İşte TürkSat'ın bu anlamda yaptığı bir sürü çalışmalar var. İşte az sonra bahsedeceğim yıkıcı yenilikçi teknolojiler var. Şimdi bunlar her gittikçe dünyada daha sık kullanılmaya başlıyor. Biz de olacağımız bu çalışmada bu tarz yıkıcı yenilikçi teknolojilere ve yeni haberleşme yöntemlerine yer vermek istiyoruz açıkçası. Az önce bahsettiğim gibi özellikle TürkSat'ın yapmış olduğu birçok çalışmalar var. Yani bu çalışmalarda açıkçası şey var. Yani uydu haberleşme sistemleriyle ilgili işte hatta geçen şeyde TürkSat'taki arkadaşlar da bahsetmişlerdi. İşte bir takım böyle startup kuruluşlarına yönelik yarışmalar falan yapıyorlar. Böyle model uydular üretiyorlar falan. Yani bu anlamda Türkiye'de bayağı bir merak var. Şimdi bir de bazı haberleşme yatırımlarının fizibil olmadığı durumlar oluyor. Mesela fiber altyapısı veya başka bir altyapı. Bu noktada uydu haberleşme teknolojilerini de kullanmak gerekiyor. Biz de bu çalışmamızın içinde açıkçası onlara da geniş bir yer vereceğiz. Ve bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye düşünüyoruz. Az önce söylemiştim gerçi, bağlantılı otonom araçlar günümüzde
İşte ülkemizde de birçok işte firmanın yapmış olduğu çalışmalarla işte gelişmeye başladı. Dünyada yeni yeni bir sürü çalışmalar yapılıyor. Yani belki de bundan bir 2-3 sene sonra işte caddelerimizde, sokaklarımızda işte otonom araçlar gezmeye başlayacak. Şimdi bu araçların birbiriyle haberleşmesi gerekiyor. Bunların merkezle, yol kenarıyla vesaire haberleşmesi gerekiyor. Bu haberleşme de az önce bahsettiğim gibi bazı yatırımların, bazı uygulamaların feasible olmadığı durumlarda biz bu uydu haberleşmelerinde öne çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir takım protokolleri de araştırmamız gerekiyor. Standartları ortaya koymamız gerekiyor. Bu çalışma içinde yani oluşturacağımız akıllı ulaşım sistemleri, ulusal akıllı ulaşım sistemleri mimari çalışması içerisinde biz özellikle yeni nesil teknolojilerle beraber haberleşme standartlarında özel bir başlık altında incelemeyi planlıyoruz. Sektör sürekli gelişiyor, yeni teknoloji gelişiyor. Bu teknolojileri, gelişen sektörü işte takip etmek de gerekiyor açıkçası. Yani teknolojiyi bilmezseniz işte yapacağınız yatırımlar açıkçası biraz da eski teknolojiler olmuş oluyor. İşte biraz basit bir tabirle. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel teknolojileri takip ederek ulaşım sektöründe çalışan personelinde gelişimine ve kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlarımızdan bir tanesi. Bu anlamda az sonra işte sayısını, kaç saat olacak, ne şekilde olacak ve başlıklarıyla beraber bu çalışma kapsamında planladığımız eğitimlerden de detaylı bir şekilde bilgi vermiş olacağım. Şimdi akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili bir sürü çalışmalar var belediyelerin. Biz bu çalışmaları ne zaman öğreniyoruz? O belediyeyi ziyarete gittiğimizde öğrenmiş oluyoruz. Veya bir firmanın yapmış olduğu işte yeni bir sistem var. Biz bu sistemi ne zaman işte öğrenmiş oluyoruz? O firma bize ziyarete geldiği zaman işte öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bu anlamda bir de bir ortak bir platform olması gerekiyor açıkçası. Yani nedir? İşte belediyeler yapmış olduğu çalışmaları, firmalar geliştirmiş olduğu ürünleri, bunları işte tasarlayıp geliştirebilmeleri, demonstrasyon yapabilmeleri ve geliştirilecek ürünlerin ülkemizde kullanımına imkan sağlamak amacıyla bunları bir platform üzerinde bütün vatandaşlara gösterebilmek, işte etkinliklerin takviminin vatandaşlara anlatıldığı, onun haricinde işte dünyadaki standartların işte belediyelere, işte tüm kullanıcılara anlatılmış olduğu işte bir ulusal ağız platformu oluşturmak istiyoruz. Yani bu bir web sitesi olacak ve bu web sitesi bakanlığın kontrolünde olmuş olacak ama tüm paydaşlar bu web sitesinde bir takım bilgileri görmüş olacak ve yapmış oldukları çalışmaları burada işte vatandaşlara veya başka belediyelere, başka kamu kuruluşlarına veya başka paydaşlara gösterme, anlatma imkanı olmuş olacak. Böyle bir ortak platform oluşturmayı düşünüyoruz. Evet, biraz da projenin kapsamından bahsedeyim. İşte biz bu proje kapsamında 11 ana başlık halinde çalışmalar yapacağız. Yani bu çalışmaların ilki mevcut durum analizi ve envanter çalışması yapılması. İşte burada ne yapacağız? İşte az önce bahsetmiştim gerçi. 30 tane Büyükşehir Belediyesi bizzat yüz yüze olacak şekilde ziyaret edilecek. Onun yanında seçeceğimiz bazı il belediyeleri ve
ilçe belediyeleri de aynı şekilde yani bir takım çalışmalar yapmış veya bizim için ülkemiz için ulaşım stratejisi için işte önem arz eden noktada bulunan bir takım il ilçe belediyeleri seçilecek. Bunlarla yüz yüze görüşmeler yapılacak. Onun haricinde bizim kullanıcılar diye tabir ettiğimiz işte ulaşım sistemini kullanan işte yöneten işletenler yani sivil toplum kuruluşları işte özel bir takım çalışmalar yapan sistemler geliştiren firmalar işte bunlar ziyaret edilip bunlar Türkiye'de hangi uygulamaları yapıyorlar, belediyeler hangi uygulamaları vatandaşın hizmetine sunuyorlar. Biz bu uygulamaları yerinde ziyaret edip ilgili paydaşlardan açıkçası o bilgileri almış olacağız. Yani burada hangi donanım var? Diyelim ki işte bir yerde bir sistem var, bir plaka tanıma sistemi var. Orada bizi şey çok enterese etmiyor açıkçası. Yani orada kullanılan kameranın markası bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz orada biraz da hangi belediyeler hangi sistemleri kullanıyor, vatandaşın hizmetini ne şekilde sunuyor, o sistemleri tespit etmek amacıyla işte akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili stratejilerini, geçmişte yapmış oldukları çalışmaları, gelecekte yapacakları çalışmaları tespit etmek amacıyla hangi finansman yöntemini kullanıyorlar gibi işte durumları ortaya çıkartmak amacıyla bu paydaşlarla toplantılar yapılmış olacak. Evet, ülkemizdeki mevcut durumu bu şekilde ortaya koyduk ve bir Türkiye raporu oluşturduk. Tabii bu bize sadece ülkemizdeki mevcut durum yetmeyecek. Aynı zamanda dünyadaki uygulamalar, dünyada AUS'a ne şekilde bakılıyor, hangi ülkeler hangi mimarileri uyguluyor, ne şekilde uyguluyor bunları da bir araştırmamız gerekiyor. Bu bağlamda da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve hariçten belirleyeceğimiz üç ülkenin işte detaylı bir şekilde mimari yapıları, yapmış oldukları çalışmalar, stratejileri, Ar-Ge çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları gibi finansman kaynakları, tabii bunları edinmek belki zor. Yani yabancı bir ülkeye gidip de oradaki belediyelerin finansman kaynaklarını belki edinemeyeceğiz ama burada yazmış olan bilgileri biz işte bu bahsetmiş olduğum 6 ülkedeki bu tarz bilgileri edinip her ülkeye ait bir ülke raporu oluşturacağız. Bunun da anlamı biraz da şu, yani sebebi şu, ülkemizdeki mevcut durumu analiz ettik, kullanıcılarımızın ilk ihtiyaçlarını belirledik ama dünyadaki trendi de bilmemiz lazım. Biz bu başlık altında inceleyeceğimiz 6 ülkeden bir referans ülke seçeceğiz. Yani bu ülkenin mimarisini olup olduğu gibi kendi ülkemizde uygulamayacağız. Yani bir referans mimari seçeceğiz. Daha önce bazı kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar vardı. Mesela orada ABD mimarisi, referans mimarisi olarak alınmıştı. Biz de bu 6 ülkeyi detaylı bir şekilde inceledikten sonra bir referans ülke seçeceğiz ve o ülkenin mimarisi bize yol göstermiş olacak açıkçası ve oradan yola çıkarak kendi ulusal mimarımızı oluşturmuş olacağız. Burada az önce bahsetmiştim. Pardon, tekrar şey yapayım. Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekiyor. Yani kullanıcının yelpazesi geniş. Yani AUS hizmeti alan, işleten, bakımını yapan bunlar kamu kurum ve kuruluşları, firmalar, sivil toplum örgütleri, işte vatandaşlar, işte sürücüler olsun, yayalar olsun,
Ondan sonra toplu taşıma araçlarında seyahat edenler olsun. Bunlar bizim kullanıcılarımız. Biz bu kullanıcılara yönelik bir takım hem işte bir takım paydaş toplantıları diyelim. Bir takım da anketler yöntemiyle yaklaşık 5.000 anket yapacağız. Yani Türkiye genelinde seçmiş olduğumuz bazı şehirlerde belli oranlarda anketlerde toplamda 5.000 anketle kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını belirlemiş olacağız. Evet, burada bu uygulama paketlerinde Mustafa Bey bahsetti. Biz burada yapacağımız şey açıkçası işte gelecekteki ulaşım teknolojilerini, referans alınan ülke mimarisini ve az önce bahsetmiş olduğum yelpazesinden bahsetmiş olduğum kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sahada hangi alt ve üst sistemlerin uygulanacağını ortaya koyacağız. Yani bu şekilde akıllı ulaşım sistemleri uygulama paketlerini ortaya koymuş olacağız. Pardon. Evet, burada Mustafa Bey tekrar benden önce şeyden bahsetmişti. Yani hangi mimari katmanlar var? Onlar hatta bir şey göstermişti, bir resim göstermişti. İşte buzdağının görünen kısmı fiziksel mimari, görünmeyen kısmı mantıksal mimari şeklinde. Yani o iki katmandan bahsetmişti. Ama biz biraz daha bu çalışmamızda gene belki mantıksal mimari ve fiziksel mimari üzerinde sadece çalışmış olsak belki bu haberleşme tarafına da değineceğiz. Kurumsal tarafa da değinmiş olacağız ama biz bunları farklı bir başlık olarak daha detaylı bir şekilde incelemek amacıyla biz burada mantıksal, fiziksel, kurumsal ve haberleşme mimarilerini ortaya koymuş olacağız. Evet, özür diliyorum. Pardon. Evet, bizim ulusal ağız mimarimizi ortaya koyduktan sonra daha pratik bir şekilde işte belediyelerin olsun, kamu kurum ve kuruluşların, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin kendi mimarilerini oluşturmaları daha kolay bir şekilde, daha pratik, hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri amacıyla bir ulusal ağız mimarisi yazılımı geliştirmiş olacağız. Bunu da az önce bahsetmiş olduğum ulusal ağız platformu yani bu web sayfası üzerinden biz yayınlayarak oradan ilgili belediyeler o yazılımı kendi bilgisayarlarına indirecekler ve oradan kendi mimarilerini bizim belirlemiş olduğumuz akıllı ulaşım sistemleri ulusal ağız mimarisi çerçevesinde kendi bölgesel mimarilerinde oluşturabilecekler. Az önce bahsetmiştim. Yani amaçlarımızdan bir tanesi de şeydi, insan yetiştirmekti açıkçası. Yani akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili yetişkin personel sayımızı artırmaktı. Özellikle kamu kurum ve kuruluşların nezdinde. Bu anlamda da biz bu proje kapsamında 6 adet eğitim düzenleyeceğiz. Bunlar bir tanesi akıllı ulaşım sistemlerinde uyumluluk, standartlar ve protokoller eğitimi. Yani standartlarla ilgili hatta bir soru da gelmişti. Protokollerle ilgili de işte yani burada yapılacak olan şey açıkçası kısaca anlatacak olursam işte dünyadaki standartlar nedir? Ülkemizdeki hangi akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili hangi standartlar var? Hangi protokoller kullanılıyor? Mesela ABD mimarisinde, işte AB mimarilerinde, frame mimarilerinde hangi protokoller kullanılıyor? Bunlarla ilgili bir detaylı bir eğitim vereceğiz. Akıllı ulaşım sistemleri mimarisi eğitimi. Yani bu da ulusal mimarimiz ortaya çıktıktan sonra işte az önce Mustafa Bey'in vermiş olduğu
işte kısa eğitimin biraz daha böyle detaylı, 3-4 gün sürecek şekilde detaylı olacak şekilde bir eğitim planlaması yapacağız. Akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili bir finansman eğitimi vermeyi planlıyoruz. Yani teknolojiler gelişiyor ama bu teknolojileri işte bazen kendi öz kaynaklarımızda işte yapmak, inşa etmek çok kolay olmuyor. Burada bir takım finansman yöntemleri de belirlemek gerekiyor. Bu anlamda da açıkçası hem işte kamu kurum ve kuruluşlarımıza, bakanlıklar nezdinde hem de belediyelere faydalı olur diye böyle bir eğitimde işte planladık açıkçası. Akıllı ulaşım sistemlerinde fayda maliyet analizi eğitimi. Yani bu bizim ulaşımla ilgili yapmış olduğumuz işte gerek kavşak projelerinde gerek yeni yol projelerinde çok fazla kullanılır. Yani bir fayda maliyet analizi yapılır. Yani yapacağınız yatırım daha doğrusu tabiri caizse işte attığınız ok ürküttüğünüz işte kurbağaya değer mi gibi bir işte söz var. Belki tam anlatamadım onu ama yani yapacağınız yatırım yapacağınız maliyet size ne kadar bir fayda getirecek? Onları da ölçmemiz gerekiyor. Bunlar köprülü kavşak, yeni yol yapımı gibi çalışmalarda sıkça yapılıyor ama bugüne kadar ben böyle akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili işte bir yatırım yapılacağı zaman böyle bir fayda maliyet analizi yapıldığını çok görmedim özellikle belediyelerin nezdinde. Bunu da biz bu eğitim kapsamında biraz anlatmak istiyoruz açıkçası. Diğer bir eğitimimiz de trafik mühendisliği eğitimi. Burada da geçen gün işte 2 gün önceki eğitimde işte Halit Özen Hoca birazcık bahsetti. Onun biraz daha detaylı olanını inşallah vermiş olacağız. Son olarak da yapacağımız ulusal AUS platformunun işte neleri içeriyor, işte ne şekilde kullanılabilir, onunla ilgili bir eğitim planlamayı düşünüyoruz. Bu eğitimler toplamda 18 gün olacak. Tabii ki katılımcıların kimler olacağı konusunda henüz bir belirleme yapmadık ama bununla ilgili işte çalışmaları yapacağız ve katılması gereken katılımcıları da inşallah buraya davet edeceğiz. Az önce bahsetmiştim ulusal AUS platformu yani web sayfası. Bunun ne şekilde olacağından bahsetmiştim. Bunu geçiyorum. Bizim bu projede başlıklarımızdan bir tanesi de uydu destekli ulusal akıllı ulaşım sistemleri pardon bir dakika. Uydu yer sistemleri geliştirilmesi ve uydu üzerinden çalışan network mimarisinin oluşturulması. Bu kapsamda az önce bahsetmiştik. Yani bazı haberleşme yatırımları feasible olmuyor. Mesela fiber döşeme gibi vesaire veya başka yöntemler. Bu feasible olmadığı durumlarda da işte teknoloji gelişiyor, uydu teknolojileri gelişiyor. Uydu teknolojilerinden nasıl faydalanabiliriz? Bu kapsamda TürkSat bir takım çalışmalar yapacak. Ve hem böyle düşük kapasiteli bilgileri aktarmak hem de yüksek kapasiteli işte verileri aktarmak amacıyla 5 adet K-band sabit IoT anten, 3 adet K-band mobil IoT anten ve 2 adet K-band kara SOTM anten geliştirecekler. Bunların çok detayına girmeyeceğim çünkü vaktimizi de çok fazla aşmayalım çünkü bugün de cuma namazı var. Evet, biz bu çalışma kapsamında özellikle yıkıcı ve yenilikçi teknolojilere de geniş bir başlık ayırmak istedik. Yani teknoloji gelişiyor. Biz bu teknolojilerin neler olduğunu, dünyada hangi yeni teknolojiler uygulandığını da işte bilmemiz gerekiyor açıkçası. Bu teknolojilere oluşturacağımız uygulama
paketleri içerisinde de birazcık yer vermek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir başlığımız da var. Bu başlık altında da bir işte çalışma yapacağız. Mesela yıkıcı yenilikçi teknoloji dediğimiz zaman aklımıza gelen birkaç başlıktan bahsedeyim hızlıca. Mesela nesnelerin interneti, işte 5G mobil ağlar, büyük veri, açık veri, otonom araçlar, uydu haberleşme teknolojileri, işte blockchain teknolojileri, işte yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yüksek hızlı tren teknolojileri, hyperloop sistemleri, işte kooperatif ağız sistemleri, işte mobility as a service dediğimiz işte MaaS sistemleri, işte mikro mobilite çalışmaları var. Şu an Türkiye'de de bayağı yaygınlaşmaya başladı. Hatta bunlarla ilgili bir takım mevzuat çalışmaları da yapılıyor. Biz bu listeyi çoğaltabiliriz. Yani burada dünyada yeni yeni kullanılmaya başlanılan, hatta gelecekte kullanılacağı öngörülen bir takım yıkıcı yenilikçi teknolojilerden neler olduğunu biz bu çalışma kapsamında ortaya koyup oluşturacağımız uygulama paketlerinde de bu yıkıcı yenilikçi teknolojilere yer vermek istiyoruz. Evet, bu kapsamda yapacağımız çalışmalardan bir tanesi de akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili. Şurada gerçi başlığa tekrar döneyim. Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili standartların tespit edilmesi ve sınıflandırılması. Gene bu kapsamda bir önceki literatür taraması başlığında bahsetmiştim. Dünyadaki 6 ülkeyi araştırılacak, buradaki standartlar araştırılacak. Ülkemizdeki işte akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili işte standartlar araştırılacak. Ve bu standartlar araştırıldıktan sonra da bunları başlıklarına göre, işte konularına göre sınıflandırmış olacağız. Ama yeni standart oluşturmayacağız. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani bazen soruyorlar, yeni bir standart oluşturacak mısınız? Biz bu çalışma kapsamında yeni standartlar oluşturmayacağız. Sadece dünyadaki standartları, ülkemizdeki standartları araştırıp sınıflandırmış olacağız. Evet, projemiz yaklaşık bir ay önce başladı. Proje süremiz 24 ay ama biz bu özellikle akıllı ulaşım sistemleri mimarisinin belirlenmesi işini 15-16 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Yani 24 ayda da özellikle bu uydu yer sistemleri demiştim, bazı işte sabit IoT, ondan sonra işte mobil IoT antenler diye az önce bahsetmiştim. Onların belki üretilmesi 24 ayı bulacak ama onun haricinde bizim akıllı ulaşım sistemlerinin mimarisi oluşturulması işini 15-16 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi biz bu çalışma kapsamında 5 adet mimari çalışma grubu toplantısı yapacağız. Bundan da kısaca bahsedeyim. Bu kapsamda biz bu çalışmanın haricinde yaklaşık 40-50 kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden oluşan yaklaşık 40 kurumdan oluşan, 50'yi aşkında katılımcıdan oluşan bir mimari çalışma grubu oluşturmayı planlıyoruz. Yani bu çalışma grubu bu projenin bizzat içinde yer almayacak. Sadece bu projeyle ilgili bir takım çalışmalar yapılacak. TürkSat bize bu çalışmaları getirecek. Biz de bu çalışmaları belli periyotlarda bu mimari çalışma grubuyla paylaşacağız ve esasında burada amacımız biraz da şeydi, yani her kurumu, her üniversiteyi, her belediyeyi bu çalışmanın içine sokmaktı. Dolayısıyla bu şekilde 5 toplantıyla bunu belki daha da çoğaltabiliriz. Bu şekilde yapacağımız 5 toplantıyla geniş bir konsorsiyumla ülkemizin ulusal ağız mimarisini oluşturmayı planlıyoruz.
6 adet eğitimimiz var, az önce bahsetmiştim. 18 gün sürecek. Bu kapsamda 3 adet yazılımımız var. 8 üniversiteyle görüşmemiz var. Bunu çoğaltabiliriz. Biz özellikle işte Türkiye'de AUS alanında işte çalışmalar yapmış olan 8 üniversiteyi belirlemiştik ama bunu muhtemelen çoğaltacağız. Bu üniversitelerle işte yüz yüze görüşmeler yapıp onların yapmış olduğu çalışmaları da edinmiş olacağız. 30 büyük şehir ziyareti yapmış olacağız. Yaklaşık bir 2 hafta içinde bu ziyaretlerimize başlayacağız. Tabii ki başlamadan önce de işte yazıyla hangi tarihler arasında gelmek istediğimizi inşallah paydaşlarımıza, büyükşehir belediyelerimize bildirmiş olacağız. Yalnız şundan da bahsedeyim. Biz bu ziyaretleri yapmadan önce lazım olan, edinmek istediğimiz, sormak istediğimiz bilgileri bir doküman halinde belediyelerimize göndereceğiz. Onlar da inşallah bir çalışma yapıp biz de yüz yüze görüşmeye gittiğimizde o çalışma üzerinden son işte görüşmelerimizi yapıp ondan sonra biz çalışmamıza tekrar devam etmek istiyoruz. 10 il veya ilçe belediyesi ziyareti yapmayı düşünüyoruz. Belki bunlar da çoğalacak ihtiyaca göre. Toplamda 27 kamu kuruluşu ile yüz yüze paydaş toplantıları, görüşmeler yapacağız. Bunlar da muhtemelen çoğalacak. 5 STK diye belirledik ama bunlar muhtemelen 2 özel sektör görüşmesi demiş. Bunlar çoğalacak diye düşünüyoruz. Az önce bahsetmiştim, 12 büyük şehirde 5.000 anket yapacağız. Bunlar anketleri biz kullanıcılar ama kullanıcılar dediğimiz işte yayalarda, sürücülerde, toplu taşıma işte aracını kullanan yolcularla yapmış olacağız. Bu kapsamda az önce 6 ülkeden bahsetmiştim. İşte Amerika Birleşik Devletleri, AB ve Japonya. Bir de seçeceğimiz bu çalışma esnasında biraz da bizi böyle hocalarımızın yönlendirmesiyle seçeceğimiz 3 ülkede literatür taraması yapmış olacağız. Bu kapsamda 2 ülke belirleyip bu ülkelerin sistemlerini, yapmış oldukları çalışmaları, mimarilerini yerinde daha sistemli, daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için 2 ülke ziyareti yapmış olacağız. 6 ülkede de literatür taraması, az önce bahsetmiştim. Toplamda 20 adet raporumuz olacak. Ama bunlar özellikle her paydaş toplantısı sonrasında, misal diyelim ki bir büyükşehir belediyesine gittiğimizde o ziyaret sonrasında da bir işte rapor hazırlamış olacağız. Orada yapılan görüşmelere dair o büyükşehir belediyesindeki akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili işte detaylara dair bir rapor hazırlanmış olacağız. Onları da hesaba katarsak yaklaşık 60-70 civarı bir işte raporumuz olmuş olacak diye tahmin ediyoruz. Yani benim bahsedeceğim kısımlar bunlar da açıkçası. Ben işin çok teorisine girmek istemedim çünkü Mustafa Eruyan zaten onları anlatmıştı. Ben biraz da bakanlığımızın yapacağı şu an başlamış olan mimari çalışmasıyla ilgili kısa bilgi vermek istedim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar.